360 TV Evde Yap programına hoş geldiniz. Doğal kozmetik ürünlerinizi evde kendi ellerinizle hazırlamak ister misiniz? Ben Simge Çakır. Doğal ürünlerin ve doğal kozmetiklerin hazırlanmasıyla ilgili atölyeler düzenliyorum. Bu atölyelerde doğal cilt bakımı nasıl yapılır, anneler, bebekler, hassas cilt yapısına sahip olan insanlar, tedavi görmüş olan bireyler için doğal cilt bakımını anlatıyorum. Yine sorularınızı cevaplıyorum. Şimdi bugün bu atölyelerdeki bilgilerin bir kısmını sizlerle paylaşacağım. Öncelikli olarak doğal dudak balmı hazırlayacağız. Doğal dudak balmını hazırlamak için malzemelerimizi sıraladık. O zaman hazırsanız başlayalım. Dudak balmımı hazırlamak için öncelikli olarak malzeme listem: Hindistan cevizi yağı, kakao, Hint yağı, bal mumu ve aynı zamanda alternatif bir bal mumu malzemesi olan Carnauba Box. Gördüğünüz ürünlerin hepsini aktarlardan kolaylıkla temin edebiliriz. Aynı zamanda Carnauba Box malzemesini bulamazsanız yerine bal mumunu rahatlıkla kullanabilirsiniz. Öncelikli olarak doğal rujumuz için, doğal dudak balmımız için bir baz hazırlayacağız. Ve bu bazımızı hazırlarken malzemelerimizi benmari usulü eriterek onları güzelce karıştıracağız. Daha sonrasında kakaomuzu ekleyerek hem tat hem de görüntü katacağız. Şimdi öncelikle ilk olarak Carnauba Box'ımı ekliyorum. Isınması en zor olan malzeme bu olduğu için öncelikli olarak bu malzememizi ekliyoruz. Malzememizi ekledikten sonra faydalarından kısaca bahsedelim. Bu bağlayıcı çeşidimiz Kenya ve özellikle Brezilya taraflarında üretilen bir malzemedir ve tamamen bitkilerden elde edilmektedir. Bu sebeple gönül rahatlığıyla bu malzemelerin hepsini kullanabilirsiniz. Bal mumu dışında bütün malzemelerimiz vegandır. Şimdi bunu koyduktan sonra kaynamış olan suyumuza erimesi için biraz karıştırıyoruz. Erimeye başladıktan sonra bal mumumuzu ekleyeceğiz. Bal mumumuz burada hem bağlayıcı özellik gösterecek hem de cildimizi besleyecek. Aynı zamanda dudak koruyucumuz için harika bir kıvam sağlayacak. Gördüğünüz gibi bal mumunu rendelenmiş halini kullanıyorum. Siz de evlerinizde organik olarak aldığınız ham bal mumunu rendeleyerek bu şekilde kullanabilirsiniz. Şimdi diğer bağlayıcım erimeye başladıktan sonra yavaş yavaş bal mumunu ekliyorum. Gördüğünüz gibi bal mumu birlikte karışım oluşturmaya başladı ve erimeye başladılar. Karışımı biraz şöyle kaşık yardımıyla karıştırıyorum. Erime noktaları birbirinden farklı olduğu için farklı ısılarda eriyorlar. Bu sebeple erimesi için biraz zaman bırakıyorum ve daha sonra Hindistan cevizi yağını ekleyeceğim. Hindistan cevizi yağı cilt ve dudak için inanılmaz besleyici bir malzeme. Hem aktarlardan hem de tüm marketlerden kolaylıkla satın alabilirsiniz. Hindistan cevizi yağı cildimize hem besliyor, hem nemlendiriyor, hem çatlaklara karşı koruyor. Bu sebeple özellikle dudak bakımı için vazgeçilmez bir ürün. Gördüğünüz gibi şu an oda koşullarında katı kıvamda. Bunu ısıttıktan sonra Hindistan cevizi yağı eriyecek. Ve erik hale geldikten sonra da biz kullanıma hazır hale gelmiş olacak. Aynı zamanda Hindistan cevizi yağı yerine farklı katı yağlar da kullanabilirsiniz. Örneğin kakao yağı, mango yağı gibi. Bu yağlarda alternatif olarak yine bu formülde, yine bu malzemeler içinde kullanılabilirler. Katı yağdan kastımız yine demin bahsettiğim gibi oda koşullarında katı halde bulunan malzeme demektir. Oda koşullarında bu şekilde katı bir yüzeye sahip olduğu zaman bunu rahatlıkla kullanabiliriz. Şimdi diğer malzemelerimi kontrol ediyorum. Diğer malzemelerim neredeyse tamamen eridi. Erime işlemi tamamlanmaya çok yaklaştıktan sonra
Hindistan cevizi yağımı ekleyeceğim. Gördüğünüz gibi Hindistan cevizi yağımın tamamını ekledim. Ve yine ısının etkisiyle benmeri usulü erimeye bıraktım. Burada demin konuştuğumuz gibi başka yağlar da kullanılabilir. İlla Hindistan cevizi yağı kullanmak zorunda değiliz. Fakat bu vazgeçilmez bir ürün olduğu için ve yapısı gereği gerçekten çok besleyici olduğu için bugün bunu tercih etti. Hindistan cevizi yağını ekledikten sonra buradaki diğer malzemem Hint yağı. Hint yağı gördüğünüz gibi akışkan bir yüzeye sahip bir malzeme. Burada dudak bakımı için çok güzel bir kıvam verecek ve yoğunluk sağlayacak akışkanlığı sayesinde. Bunun yerine badem yağı gibi başka yağlar da tercih edebiliriz. Fakat hiçbiri bu kadar güzel bir yoğun kıvam vermiyor. Bu sebeple bunun dışında E vitamini kullanabilirsiniz bunun yerine. E vitamini kapsüllerinden kırabilirsiniz yine. Bunları da ekledikten sonra dudak bakımınız gerçekten bu ürünle dudaklarınız yumuşacık olacak. Dudak bakımını tamamlamış olacaksınız. Şimdi malzemelerimi tekrar kontrol ettim. Hepsi erimeye başlamışlar. Yavaşça Hint yağımı ekleyeceğim. Hint yağımı ekliyorum. Gördüğünüz gibi akışkan bir kıvamı var. Bu sebeple ürünümüzü daha sağlam ve daha uzun süre çantalarımıza saklanabilir olmasını sağlayacak. Ve aynı zamanda Hint yağı da cilt üzerinde çok besleyici bir özelliğe sahip. Hemen karıştırıyorum. Bütün bu ürünlerin güzelce eriyip birbiriyle karışması konusunda emin olduktan sonra ocağın üstünden alabiliriz. Kıvam almaya başlamışken karıştırma işlemine güzelce devam ediyorum. Şöyle bir kıvamını kontrol ediyorum. Gördüğünüz gibi sıvı bir kıvam olmuş olacak. Hepsi malzemelerin birbiri içine güzelce geçti. Şimdi bunu üzerinde bırakıyorum ve diğer bir hazırlığım olan ekipmanlarımı şöyle önüme alıyorum. Gördüğünüz gibi elimde boş dudak koruyucu kapları var. Evlerinizdeki boş dudak koruyucu kaplarınızı atmadan veya boş ruj kaplarınızı atmadan bu şekilde kullanabilirsiniz. Aynı zamanda bunları internet üzerinden de kolayca temin edebilirsiniz. Burada önemli olan nokta dudak kabımızın tamamen şöyle içeri doğru çevrilmiş olması. Çünkü birazdan malzememi buna dökeceğim ve tamamen içinin dolmasını istiyorum. Sona kadar çeviriyorum. Bu işlemi tamamladıktan sonra bunu da yine aynı şekilde sonuna kadar çevireyim. İçinde olduğuna emin oluyorum. Daha sonrasında bunları hazırladığımda aynı zamanda sevdiğim insanlara doğal ürünleri hediye etmek istiyorum. Bu sebeple böyle küçük etiketlerin çıktısını aldım. Bunları evde siz de hazırlayabilirsiniz. Yine çıktılarını da herhangi bir yerden alabilirsiniz. Bunun dışında hazır etiketler de satılıyor artık. Bunlardan da temin edebilirsiniz. Tamamen zevkinize hitap eden ne varsa onun çıktısını alabilirsiniz. Yapıştırıcıyla şöyle yapıştıracağım. Yapıştırıcımı üzerinde gezdiriyorum etiketi. Etiketimi tamamen yapıştırıcıyla kapladıktan sonra gördüğünüz gibi bu konteynerin üzerine, bu kabın üzerine şöyle oynatmadan güzelce yapıştırıyorum. İki ucunu birleştiriyorum. Gördüğünüz gibi üzerine yapıştı. Bir diğerini hazırlıyorum aynı şekilde. Yine yapıştırıcımı üzerinde gezdireceğim etiketi. Güzelce yapışması önemli. Malzemeyi koyduktan sonra üzerinden kaymasını istemiyorum. Yine şeffaf bir bantla da üzerine sabitleyebilirsiniz. Burada
burada zaten ürünümüz de doğal olduğu için etiketimiz de yine doğa resimlerin olduğu veya böyle çok fazla üzerinde uğraşılmamış gözüken etiketler olduğu zaman daha da harika olacak. Çünkü hediye ettiğimiz kişilerin bunu kendi ellerimizle yaptığımızı bilmesini istiyoruz. Gördüğünüz gibi etiketlerimiz tamam. Şöyle çok tatlı gözüküyorlar şu an. Ve tamamen el yapımı olduğu belli oluyor. Bunları hazırladıktan sonra bu hediyeleri alan insanlar gerçekten çok seviniyorlar. Ve özellikle benim hediye ettiğim kişiler bir devamını istiyor. Başka yok mu? Başka işte tarçınlı olsun, farklı desenli olsun. Sürekli böyle istiyorlar. Çok hoşlarına gidiyor gerçekten. Çünkü hem kendi ellerimizle hazırlamış oluyoruz ürünümüzü, hem de aynı zamanda içi tamamen temiz ve doğal yağlarla dolu olmuş oluyor. Bu sebeple gönül rahatlığıyla kullanabiliyorlar. Yine aynı zamanda evde küçük kızlarımız vardır. Biliyorsunuz hep rujlara özenirler. Bunları onlara da verebilirsiniz. Çünkü içeriği tamamen tertemiz ve doğal. Bu sebeple onlar da rahatlıkla kullanabilirler. Şimdi bu tarafa tekrar geçiyorum. Kakaomu alacağım. Kakaomu aldıktan sonra şöyle alıp yine içine aktaracağım. Yavaş yavaş içine döküyorum. Burada bir kaşık kakao kullandım. Yine siz zevk ve arzunuza göre bunu arttırıp azaltabilirsiniz. Hafif kahverengi bir görüntü olacak. Kakaolu olduğunu belli edecek. Aynı zamanda bu kakaonun verdiği ufak bir peeling etkisi, güzel bir koku, güzel bir renk oluşmuş olacak üründe. Bunu güzelce karıştırdıktan sonra şöyle yapalım. Bunu ufak bir kaba aktaracağım birazdan. Gördüğünüz gibi iyice kıvamını aldı. Ufak bir kaba aktararak bunu kabın içine, ufak kaplarımızın, ruj kaplarımızın içine koymayı sağlayacağım. Bunları şöyle yana alalım. Cam kabımı içinden çıkarıyorum. Ve benim elimde olan ufak bir kabın içine aktarıyorum. Bu işlemi mümkün olduğunca hızlı bir şekilde gerçekleştirmeliyiz. Çünkü bunun içinde donmasını istemiyoruz. Gördüğünüz gibi aktarıyorum. Tamamen dolana kadar. İçi şu an tamamen doldu. Bir diğerine geçiyorum. Biraz daha alabilirim. Hem malzemem de var. Şöyle. Bunu da koyduktan sonra üzeri tamamen dolduktan sonra dudak koruyucum tamamlanmış oldu. Harika bir dudak koruyucumuz oldu. Bunu yatmadan önce rahatlıkla kullanabilirsiniz. Yine gün içinde çantanızda taşıyabilirsiniz. Hiçbir erime, akma, hiçbir problem yaratmaz. Çok kolaylıkla yanınızda, kolaylıkla taşıyabilirsiniz dediğim gibi. İstediğiniz anda çıkarıp dudaklarınız kuruduğunda, çatladığında bu güzel ürünü kullanabilirsiniz. Aynı zamanda size özel bir malzeme olmuş olacak. Size özel bir ürün olmuş olacak. Doğal dudak rujumuz hazır. İkinci doğal ürünümüzle devam ediyoruz. Tabii ki doğal dudak bakımından vazgeçmiyoruz. Ve sizlerle tarçınlı doğal dudak peelingi hazırlayacağız. Şimdi hazırsanız malzeme listemizi sayalım. 6 çay kaşığı Hindistan cevizi yağı, 2 çay kaşığı tarçın,
2 çay kaşığı esmer şekerimiz var. Burada tarçın yağımız var, gördüğünüz gibi 6 damla bundan kullanacağız. Yine 2 çay kaşığı badem yağımız var. Bu malzemeleri karıştırdığımızda tamamen doğal dudak peelingimizi elde etmiş olacağız. Ve yine bu ürünü istediğimiz zaman kullanabiliyor olacağız. Bozulma yapmayacak bir üründür. Şimdi hazırsanız malzemeleri karıştırmaya başlayalım. Şöyle büyük kabımı alıyorum ortaya. Büyük kabımı aldıktan sonra öncelikli olarak peeling etkisi yaratacak olan esas esmer şekerimize geçiyoruz. Gördüğünüz gibi esmer şeker burada hem dudaklarımızdaki ölü hücreleri temizleyecek hem de aynı zamanda kan dolaşımımızı hızlandırmamıza yardımcı olacak. Bu dudak peelingini kullanırken çok sert davranmamaya özen gösterelim. Her zaman yumuşak bir şekilde dudaklarımıza bakımını yapalım. Şimdi ben bu dudak ürünlerinin yapımını burada anlatırken yaptığım doğal atölyelerde de yine bunlardan bahsediyorum. Doğal cilt bakımı nasıl yapılır, doğal kozmetiklerimiz nasıl yapılır bunları anlatıyorum. Bugün paylaştığım bilgilerin bir kısmı yine bu atölyelerden kalan bilgiler. Bunları yine bana ulaşırsanız sizinle paylaşmaktan mutluluk duyarım. Daha sonrasında malzeme listeme tekrar kontrol ediyorum ve Hindistan cevizi yağımı bir köşeye alırken burada tarçınımı ekliyorum. Tarçın yine burada hem peeling etkisini arttırırken hem de kokusuyla bizim hoşumuza giden bir ürün yaratacak. Tarçının yine kan dolaşımını hızlandırma etkisi var. Hatta tarçın yağı kullanarak bunu yine ikiye katlamış olacağız. Şimdi bu malzemeleri güzelce karıştırıyorum. Homojen bir şekilde yayılmasına özen gösteriyorum. Yine bu dudak peelingini de diğer yaptığımız ürünle birlikte güzel bir paket haline getirip bunu sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Ve gerçekten bu hediyeye çok sevineceklerine eminim. Bunları güzelce birbirine harmanlıyorum. Yine sevdiğiniz insanlar için, anneniz için, kızınız için veya teyzeniz için olabilir, akrabalarınız, sevdikleriniz, arkadaşlarınız için çok güzel hediyeler olacak bunlar. Diğer yaptığımız ürünle birlikte bunu yine aynı paket içine koyup onlara ufak bir sürpriz hazırlayabilirsiniz. Şimdi karıştırma işlemine devam ederken yağlarımı yavaş yavaş eklemeye başlayacağım. Sırada Hindistan cevizi yağım vardı. Bu Hindistan cevizi yağı yine dudağımızı inanılmaz besleyici, inanılmaz kırışıklık engelleyici bir yağ. Bu yağımızı yavaş yavaş ekliyorum. Bugün eritmeden kullanıyorum, gördüğünüz gibi. Peeling olduğu için biraz daha yoğun bir kıvama sahip olması gerekiyor. Ve bunu yavaş yavaş bu şekilde yedire yedire karıştıracağım. Zaten karıştırırken de ısının etkisiyle bir miktar erimiş olacak karışımı. Doğal ürünlerinizi hazırlamak gerçekten sandığınızdan çok daha kolay. Sadece püf noktalarını bilmek önemli. Aynı zamanda raf ömrü, ne kadar saklayabilirim? Bu bilgilere hakim olduğunuzda, yine bunu bilen kişilerden bu eğitimleri aldığınızda bunları yapmak çok daha zevkli ve çok daha kolay. Çünkü biz bu bilgileri uzun süre araştırmış oluyoruz ve yine sizin uzun süre dolaplarınıza saklayabileceğiniz ürünleri hazırlamış oluyoruz. Bunları doğru şekilde kullanmayı bilmek de çok önemli. Peelingimizi yaparken çok kibar, yüzeysel hareketlerle karıştırmaya, yani dudağımızda yüzeysel hareketlerle kullanmaya özen gösterelim. Şimdi biraz toparlanmaya başladıktan sonra aynı zamanda badem yağımı da ekleyeceğim. Badem yağımı yavaş yavaş ekliyorum. Badem yağının inanılmaz faydaları var cildimize. Yine kullandığımız badem yağının iyi bir kalitede olmasına özen gösterebiliriz. Çünkü kullanılan her yağın kalitesi gerçekten çok ama çok önemli. Aynı evde yaptığımız yemekle dışarıdan aldığımız yemek gibi düşünebiliriz bunu. Biz şu an bir nevi yemeğimizi evde hazırlıyoruz.
ve içindeki tüm malzemeleri özenle seçiyoruz. Bu sebeple hem cildimize, hem çevremize, hem de sevdiklerimize gerçekten çok iyi gelecek bir ürün hazırlıyoruz. Gördüğünüz gibi kıvamı gayet güzel olmaya başladı yağın etkisiyle. Biraz yumuşadı. Karıştırmaya devam ediyorum. Hepsi birbirine güzelce karışana dek, bunu homojen bir şekilde yayılana dek karıştıracağım. Bunun dışında birazdan tarçın yağımızı ekleyeceğiz. Tarçın yağımız da yine kan dolaşımı konusunda inanılmaz bir malzeme. Hepsi doğanın verdiği tüm malzemeler birbirinden güzel. Hepsi birer mucize. Şimdi bu karışımımız hazır oldu sayılır. Yavaş yavaş tarçın yağıma geçiyorum. Tarçın yağının etkisiyle dudaklarımızdaki kan dolaşımını hızlandırırken aynı zamanda dudaklarımızın daha bakımlı ve özellikle de dudaklarımızda büyümesini istiyorsak, yani şişmesini istiyorsak bu tarçın yağını kullanabiliriz. Şimdi tarçın yağımızdan 6 damla ekliyoruz. Tarçın yağını eklediğimde dudak dolgunlaştırıcı özelliğini de eklemiş oluyorum doğal bir yöntemle. Özellikle evdeki bayanlar, ergenlik çağında kızlar olabilir. Onların böyle doğal ürünlerle büyümesini ve doğal ürünler kullanarak cilt bakımını yapmasını isterseniz bu ürünleri de hazırlayıp onlara yine hediye edip mutlu edebilirsiniz, sevindirebilirsiniz. Karışımımız çok güzel bir kıvam aldı. Kıvamını da yaptıktan sonra, güzelce karıştırdıktan sonra yavaş yavaş malzemelerimi toparlıyorum ve kabıma alacağım bunları. Şöyle kabımı göstereyim. Gördüğünüz gibi herhangi bir mağazadan, herhangi bir marketten alabileceğiniz ufak cam kavanoz kullanacağım. Bu ufak cam kavanozun içine aktardıktan sonra hediye edeceğim için yine süsleme işlemine geçeceğim. Cam şişemin kapağını açıyorum ve yaptığım bu karışımı bir kaşığın yardımıyla içine aktarıyorum. Yine yaptığımız bu ürünü dolabımızda saklayabileceğimiz gibi serin bir ortamda da rahatlıkla saklayabiliriz. Serin bir ortamda saklamamızın sebebi içinde Hindistan cevizi yağı oluşu. Hindistan cevizi yağı oda koşullarında katı olduğu için çok yüksek soğuk havalarda biraz donma yapabilir. Fakat hiç önemli değil. Yine sıcak ortama geldiğinde eriyip hale gelecektir. Şimdi malzememi tamamen doldurdum. Bunları bir köşeye alıyorum. Ve süsleme işlemine geçiyorum. Şöyle kapağımı kapattım. Süsleme için önümde şu şekilde bir etiket çıkarttım. Bu çıkarttığım etiketi yine internet üzerinden temin edebilirsiniz veya kendi ellerinizle de yazıp hazırlayabilirsiniz. Ben birazdan sevdiğim kişiler için buraya ufak bir not bırakacağım. Şimdi yapıştırıcımı alıyorum. Ve yapışkanı şöyle güzelce sürüyorum. Etiketime yapıştırıcıyı güzelce yedirdikten sonra direkt kapağın üstüne uygulayacağım. Burada benim kabım yuvarlak yapıda olduğu için ben de gördüğünüz gibi yuvarlak şekilli bir etiket tercih ettim. Yine kabınızın şekline göre etiketinizi ayarlarsanız çok daha şık olacaktır. Şimdi üzerine yapıştırıyorum. Böyle özellikle ev yapımı olduğunu tarif eden güzel bir yazı yazabilirsiniz. Etiketinize bu şekilde ayarlarsanız çok daha sevgi dolu bir ürün olacaktır. Şimdi aynı zamanda makasımı alıp ben yanına ufak bir kart hazırlayacağım kendim için. Yani benim hediyem olduğunu anlamalarını istiyorum aslına bakarsanız. Böylece her baktıklarında ben akıllarına geleceğim ve kullandıkları zaman beni hatırlayacaklar.
Şimdi üstüne güzel bir yazı yazıyorum. Buna aynı zamanda sevdiğim insanların beni hatırlaması için güzel bir not yazacağım. Yine yanına böyle ufak süslemelerle minik desenler yapıyorum. Tamamen sizin yaratıcılığınızla alakalı bir şey. Ben ufak bir not yazdım sevdiklerim için. Şimdi bir köşesinden bunu deleceğim. Deldikten sonra çıkartıyorum içinden ve ipimi alıyorum. Gördüğünüz gibi önümde tarçın çubukları var. Ürün tarçınlı olduğu için onu anımsatması gerekiyor. Bu sebeple tarçın çubuklarıyla bağlamayı deneyeceğim. Şimdi burada craft ipim var. Craft ipimden bir miktar kesiyorum. Hatta biraz uzun kesebilirsiniz özellikle etrafında dolamak için. Şöyle craft ipimi kestikten sonra üzerinde doluyorum hediyemin. Böylece hediye paketimin özenle hazırlandığı anlaşılmış olacak. Yine bu deliğin içinden geçirip bir düğüm atacağım. Daha deliğiniz biraz da genişse şöyle iki tane de düğüm atabilirsiniz. İçinden çıkmaması için. Yine iki tane düğüm atıyorum. Şöyle düğümleri birbirine yaklaştırıyorum. Böylece buradan çıkmamış olacak, sabitlemiş oluyorum. Şimdi bunu çevresinde biraz dolaştıracağım. Etiketim orada duracak. Ben bunu bağlayacağım ve bağladıktan sonra üzerine bir de kuru tarçınımı ekleyeceğim. Bunu aynı zamanda düğün ve nişan hediyesi olarak da yapabilirsiniz. Gerçekten gelenler için çok güzel bir sürpriz olacaktır. Dediğiniz gibi bunları artık hazır da alabiliyoruz. Fakat kendi ellerimize yaptığımız, kendi kullandığımız malzemeleri bildiğimiz bir ürün apayrı oluyor her zaman. Böyle ufak da bir düğüm atmak istiyorum. Şöyle. Bunu da çekeceğim. Bu fazlalık olan kısmını şöyle temizleyeceğim. Gördüğünüz gibi ufak bir notla. Burada aynı zamanda bir davetiniz varsa isimlerinizi yazabilirsiniz. Yine sevdiğiniz insanın ismini yazıp onu özel bir not bırakabilirsiniz. Gördüğünüz gibi ev yapımı ürünüm hazır. Tarçınlı dudak peelingi. Bu şekilde sevdiklerinize hediye edebilirsiniz. O zaman bitmeden bir ürün daha yapacağız. Hazırsanız diğer ürünümüze geçelim. Bu sefer ayak bakımına önem göstereceğiz. Ayaklarımız için nane ve okaliptüs yağlı ayak yağı, ayak kremi hazırlayacağız. O zaman hazırsanız bir diğer ürünümüz olan okaliptüs ve nane yağlı doğal ayak bakım balmına geçiyoruz. O zaman malzemelerimizi sayalım. Badem yağımız, kakao yağımız ve aynı zamanda burada buğday nişastamız var. Buğday nişastası kıvam sağlayacak. Aynı zamanda Hint yağımız var. Yine okaliptüs ve nane yağlarımız var. Bunlar da vücudumuzdaki ağrıları azaltacaklar ve dolaşımımızı hızlandıracaklar. Ayaklarımızı rahatlatacaklar. Şimdi öncelikli olarak kakao yağımızı eritmekle başlayalım. Yine benmeri usulü yerleştirdiğimiz kabımızın içine kakaomuzu alıyoruz. Öncelikle sıcak bir baz oluşturacağız. Sıcak bazımızı oluşturmak için kakao yağımızı eritmekle başlayacağız. Kakao yağımızdan 22 gram kullanıyorum.
Yine bunu evlerinizdeki mutfak terazileriyle kolayca tartabilirsiniz. Gördüğünüz gibi doğal ürünlerinizi yapmak aslında sandığınızdan çok daha kolay. Yeter ki püf noktalarını bilelim ve nasıl yapıldığını anlayalım. Nasıl kullanılacağını anlayalım. Kakao yağımız erimeye başlamışken diğer ürünlerimize devam edelim. Diğer malzemelerimizin içeriklerini anlatayım kısaca. Buradaki badem yağı karma ciltler ve özellikle karma ciltlerin yağlıya dönük karma ciltlere de kullanabileceğimiz bir yağ. Cildimiz üzerinde yine çok besleyici bir özelliğe sahip. Bu badem yağımızın kalitesi yine aldığımız yere göre değişmektedir. Özellikle soğuk sıkım, yani soğuk proses denilen yağları tercih etmenizi öneririm. Badem yağını kullandıktan sonra gördüğünüz gibi buğday nişastası kullanacağım. Burada buğday nişastası hem ufak ve peeling etkisi katarken aynı zamanda burada kıvam sağlayacak. Bu buğday nişastası elinizde yoksa veya elinizde mısır nişastası varsa onu da bunun yerine alternatif olarak rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bunu da geçtikten sonra sıra geldi nane yağımıza. Nane yağımız doğada doğal yollarla elde edilen bir yağ. Yine bunu alırken de aktarımıza kalitesini danışabiliriz ve üzerindeki yer alan belgeleri kontrol edebiliriz. Bu nane yağının yine iyi yollarla, doğal yollarla elde edilmiş olmasına özen gösterelim. Özellikle yapay fragrance denilen malzemeleri, yani yapay koklu içeriklerini kullanmıyoruz. Bu yağ tamamen doğal. Zaten nanenin kendiliğinden doğal bir yoğun kokusu var. Bu sebeple burada da yine çok fazla kullanmayacağız. Karıştırmaya devam ediyorum. Gördüğünüz gibi erimeye başladı. Bunların hepsi tamamen eridikten sonra sıcak bazım için gerekli olan diğer malzemeleri katacağım. Yine okaliptüs yağımız var. Okaliptüs yağının bir özelliği de vücuttaki ağrıları azaltması. Bu sebeple ayaklarımız için çok iyi bir ürün olacak yaptığımızda. Okaliptüs yağı kokusu çok yoğun bir yağdır. Bu nedenle yine çok fazla kullanmamaya özen göstereceğiz. Bu biraz da sizin zevkinize kalmış aslında. İstediğiniz miktarda ölçüyü azaltıp arttırabilirsiniz. Ben burada okaliptüs yağını 6 damla kullanacağım. 6 damla tam kıvamda bir yeterli oran olacaktır. Yine malzememi karıştırmaya devam ediyorum. Kontrol ediyorum eriyip erimediğini. Bir diğer malzememiz de Hint yağımız. Hint yağı burada E vitamini ile yine değiştirilebilir bir malzeme. Hint yağı hem kıvam olarak burada kıvam sağladığı gibi aynı zamanda içindeki yer alan besleyici vitaminler sayesinde de burada çok iyi bir iş görecektir. Bu sebeple bir damla da Hint yağı ekleyeceğim. Bu tamamen opsiyoneldir. Eklemek zorunda değilsiniz. Yine dediğim gibi E vitamini ile de değiştirebilirsiniz. O zaman daha da yüksek besleyici bir özellik sağlayacaktır. Neredeyse eridi sayılır tamamen. Yine kontrolümü yapıyorum. Burada yağımı eritmek istiyorum ama aynı zamanda çok da fazla yakmak istemiyorum. Buna da özen gösteriyorum. Direkt kaynamış olan suyun üzerine yine evinizde herhangi bir tabak koyarak nasıl mutfakta eritme işlemi yapıyorsak aynı işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Gördüğünüz gibi yağım oldu. Yağım olmuşken onun içine sıcak bazda yer alan diğer malzememi ekliyorum. Şimdi yavaş yavaş buğday nişastamı ekleyeceğim. Nişastamı ekledikten sonra güzelce karıştıracağım. Bunu şöyle üzerinden yavaşça alabilirim artık. Gördüğünüz gibi kıvam almaya başladı. Biraz renk açıldı. Doğal ürünleri evde hazırlamak
hem çok eğlenceli hem de aynı zamanda içimizi çok rahatlatan bir olay. Doğal ürünümüzü kendimiz hazırladıktan sonra aslına bakarsanız dışarıdan pek de fazla ürün satın almak istemeyeceksiniz artık. Bugün yaptığımız basit ürünler gibi aynı zamanda daha karışık işte krem yapımı olsun, cilt kremi olsun veya güneş koruyucu olsun, ruj olsun, renkli ruj olsun. Bu gibi malzemeleri yapmak da aslında kolay. Fakat bunları yine biri tarafından öğretilmesi gerekiyor. Çünkü bunu doğru yapmamız gerekiyor. Eğer yanlış yaparsak faydalarından yeterince yararlanamayız. Bu sebeple bunu yapan doğal atölyelere katılabilirsiniz. Ben de yine aynı şekilde atölyeler düzenliyorum. Ve doğal sabundan doğal ruja hepsini güzelce anlatıyorum. Yine benim dışımda farklı yapan hocalarımız da var. Onlarınkine de katılıp hem orada bilgilenebilirsiniz hem de sizin gibi doğal ürünleri seven insanlarla tanışabilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi sıcak bazım şu an hazır. Şimdi soğuk bazımı hazırlayacağım. 20 gram badem yağımı aldım. İçine bir damla Hint yağı damlatacağım. Ben burada bir damlalık kullanıyorum ama siz bunu damlalık yerine farklı alternatif malzemeler şeyler de kullanabilirsiniz tabii ki. Şöyle tam bir damla damlattım. Bunun içine bir de aynı zamanda 16 damla nane yağı. Yine damlalık yardımıyla alacağım. Yedi tane oldu. On altı damlayı tamamladıktan sonra okulüptüs yağına geçeceğim. Okulüptüs yağını da koyduktan sonra şöyle güzelce karıştıracağım. Okulüptüs yağı kendiniz de yine aktarınızdan temin ettiğinizde göreceksiniz veya belki evlerinizde şu an dolaplarınızda vardır bile. Çok yoğun bir yağ. Bu sebeple ondan sadece 6 damla koyacağım. 6 damlamı bitirdikten sonra şöyle güzelce bir karıştırıyorum. Karıştırma işlemim tamamlandı. Burada gördüğünüz gibi soğuk kısım ve sıcak kısım olarak ikiye ayırmış olduk. Şimdi bunun devamında bir soğuk su banyosuna ihtiyacımız var. Bu nedir? Bir kabın içerisine bir su koyacağız ve içerisine buzlar atacağız. Daha sonrasında bu kabımızı bu buz dolu kabın içine yerleştireceğiz. Ve daha sonra bunu ikisini bir araya getireceğiz bu su kabının içinde. Ben buzlarımı temin ettikten sonra devam edeceğiz hemen işleme. Ben buzlu suyumu hazırladım. Şimdi bir kasenin içine koyduk. Gördüğünüz gibi demin hazırlamış olduğum yağ karışımını bu buzlu kasenin içine alacağım. Yine burada kırılmaz cam olmasına özen gösterirseniz şöyle bir oturtturuyorum içine. Oturduktan sonra kaşığımı da alarak spatulamı alayım. Bunun içine soğuk bazımı eklemeye başlayacağım. Bakın gördüğünüz gibi zaten hemen kıvam almaya başladı. Şöyle güzelce karıştırıyorum. Burada önemli olan soğuk kısma uzun süre böyle güzelce karıştırmak. Karıştırmaya devam etmeniz gerekiyor. Tamamen yoğun bir kıvam alana kadar, yani bir nevi bebek maması kıvamına gelene kadar bu karıştırma işlemine devam edeceğiz. Bakın hemen kıvam almaya başladı bile. Biraz uzun sürebilir. Yaklaşık bir 10-15 dakika boyunca bunu karıştırmamız gerekiyor normalde. Fakat biz daha öncesinde bunu hazırlamıştık. Şimdi karıştırma işlemimi sonlandırıyorum. Ve bunu bir köşeye alarak daha önce hazırlamış olduğum okulüptüs ve nane yağlı ayak bakım yağını şöyle sizlere göstereyim. Bakın dolapta da kolaylıkla saklayabilirsiniz. Ürünümüz bu. Şöyle aldığım zaman yumuşak bir yapısı var. Şöyle elimde göstereyim, hemen yayılıyor. Bakın eridi ısının etkisiyle. Aynı zamanda çok yoğun ve çok güzel bir kokusu var. Şu an burnuma geldi bile. Bunu
ayağınıza bakım yapmak için rahatlıkla kullanabilirsiniz. Yine aynı şekilde tedavi görmüş olan insanlar için başka krem kullanamıyorsanız bu gibi şeyleri ağrılarınızı azaltmak amacıyla vücudunuza masaj yaparak da rahatlıkla kullanabilirsiniz. Şimdi ben bunu hazırladıktan sonra bunu anneme hediye etmek istiyordum. Bu sebeple şöyle ufak etiketler hazırladım. Yine bu etiketlerimi de yapışkan yardımıyla yapıştıracağım. Önce şöyle bir craft kağıdımı almıştım. Bu craft kağıdını yine yapıştırıcımı sürerek güzelce yayıyorum. Direkt kapağın üzerine yapıştıracağım. Benim kabım burada yuvarlaktı gördüğünüz gibi. Bu arada daha önce kullandığım bir kremin kabıydı. Yine bunu değerlendirebilirsiniz kaplarınıza atmadan. Veya internet üzerinden de kolaylıkla temin edebilirsiniz. Yine malzemeleri satın almak istediğiniz yerlerle ilgili olarak da bana danışabilirsiniz sosyal medyadan. Özellikle cilt problemleri ve hassas ciltler için sorularınızı cevaplamaktan mutluluk duyuyorum. Şöyle bir diğer hazırladığım etiketi üzerine yapıştırıyorum. Yine üzerinde el yapımı, ev yapımı yazıyor. Bunu da hazırladıktan sonra yine ufak böyle ipinizi alıp ipinizi kestikten sonra yine şöyle bir ipimizi de doluyoruz etrafında. Gördüğünüz gibi tamamen doğal olduğu anlaşılıyor. Şöyle ufak bir arkadan kurdele atacağım. Önden size de göstereceğim tekrar bunu. Şöyle bakın. Gördüğünüz gibi doğal ürünümüzün son hali burada. Bunu sevdiklerimize yine hediye edebiliriz. Ben Mistik Sabun'dan Simge Çakır. Mistik Sabun sosyal medya hesabından bana kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Orada cilt problemlerinizle ilgili, hassas ciltlerle ilgili ve doğal ürünlerin yapımıyla ilgili tüm sorularınızı cevaplıyorum. Sizlerle çok güzel vakit geçirdik. Yine sosyal medyadan dönüşlerinizi bekliyorum. İyi haftalar, iyi günler dilerim. Sevgiler. Evde yap. Hafta içi her gün 11'de 360'da. Allah'ım, bugün de beni kendi hoşnutluğuna yakınlaştırıp gazap ve azabından uzaklaştır. Bugün de ayetlerini okumaya beni muvaffak kıl. Rahmetin hakkına. Ey merhametlilerin en merhametlisi.